poligon üzerine konuşacağız. Önemli gelişme diyor. Görevi de bırakıyor diyor. Şu şekilde bir aşağı doğru haber var. Diyor ki, kripto para dünyasında önemli bir gelişme var. Buna göre popüler altcoin poligon kurucu ortağı görevini bırakıyor. Peki ne oldu da böyle bir gelişme yaşandı? Bakalım. Bu arada poligon ekibinin çok büyük bir çoğunluğu Hint asıllıdır. Yani büyük bir kısım poligondaki çalışanların kurucular dahil Hint asıllı kişilerdir. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla Hindistan'la da birebir de bir bağları da bulunmaktadır. Bu arada onlar için avantaj. Çünkü Hindistan gerçekten çok önemli bir pazar. Tabii ki nüfusunuz dünya toplam nüfusunun yani %10-15'lik bir kısmı olunca önemli bir pazar oluyorsunuz. O kadar değil de. Popüler altcoin poligon kurucu ortağı Janti Kanani görevi bırakıyor. Ethereum Layer 2 çözümü altcoin poligonun kurucu ortağı Kanani kısa süre önce bir duyuru yaptı. Bu arada Ethereum Layer 2 çözümü değil, en iyi Ethereum Layer 2 çözümü desek daha güzel olur. Çünkü öyle. Buna göre ağın günlük operasyonlarından çekilme kararını açıkladı. Kurucu ortakları Sandeep Neuville ve Arjun'la birlikte 2017 yılında poligonu kuran Kanani planlarını X üzerinden paylaştı. Şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Şu anda zaten kurucuları genel olarak bırakıyor. Yani kurucuların tamamı görevi bırakıyor. Yakın zamanda biliyorsunuz Neuville da görevi bıraktı. Daha doğrusu poligonda çalışmayı bırakmadı. Sadece mevcut görevini bıraktı. Yani CEO'luktan ayrıldı adam. Anlatabiliyor muyum? CEO'luktan ayrıldı. Yerine yeni bir CEO atamasından bahsedildi. Kendisi çalışacak. Ama normal bir geliştirici olarak yani normal poligon içerisinde çalışan diğer ekip üyeleri gibi diğer işte ana merkezdeki kaç 60 kişi mi 70 kişi mi çalışıyor? Yani onların içerisinde yine görev alacak. Normal bir çalışan olacak yani. Kanani altcoin poligonu daha çevresel bir rolle desteklemeye ve katkıda bulunmaya devam edecek. Ha, bak gördünüz mü? Bundan bahsediyorum işte. Ayrıca yeni maceralar keşfetme niyetini dile getirdi. Kurucu ortak Sandeep Neuville, Kanani'nin duyurusuna yanıt verip böylece altcoin poligon yolculuğunda uzun süreli bir işbirliği arzusunu dile getiriyor. Diğer taraftan Kanani'nin yeni yoluna duyulan ihtiyacı anladığını ifade ediyor. Poligon çalışanlarının çok büyük bir çoğunluğu çok eski çalışanlar. Yani hemen hemen çekirdek ekiple geldi adamlar. Ripple'da da mesela buna çok benzer bir durum var. Hani Ripple'a baksanız 2013'ten 2014'ten çok fazla çalışan bulursunuz Ripple'da. Polygon'da da o şekilde mesela oluşan çekirdek ekibin büyük bir çoğunluğu devam ediyor. İstifa yani olmuştur herhalde. Ben hatırlamıyorum. Belki olmuş olabilir. Ama çoğunluk çekirdek ekip duruyor mesela. Dolayısıyla aralarında ekibin genel olarak bir güven problemiydi, şuydu buydu tarzında olaylar bulunmamakta. CEO'luk zor iş. Yani adamlar da dolayısıyla çekiliyor bir noktadan sonra. Polygon Labs'ta yeniden yapılanma. Tabii zor işten ziyade bir de işin şu ayağı var. İşin en iyisini getirmeye çalışıyorlar. Şimdi şöyle adamlar biliyorsunuz ki vizyon değiştiriyor. Yani artık poligon eskisi gibi olacak. Evet. Matik eskisi gibi olmayacak. Matik'in adı Pol olarak değişecek ve ekosistemin tamamında, poligon katmanının tamamında var olacak şekilde devam edecek. Tamam mı? Dolayısıyla bu yeni sistemin çözümü konusunda yeniden yetkilendirme yapılıyor. Anlatabildim değil mi? Altcoin Polygon Ağı'nın ana şirketi olan Polygon Labs, Temmuz ayında önemli bir yeniden yapılanmaya gitti. Evet. Bu yeniden yapılanma şirketin baş hukuk sorumlusu Boryo'nun CEO pozisyonuna terfi etmesine yol açtı. Ayrıca Başkan Ryan White da değişikliğin bir parçası olarak danışmanlık rolüne geçti. Danışman mı olmuştu? Ben geliştirici diye hatırlıyorum da burada yazan doğrudur diye düşünüyorum. Burada bu arada Boryo'nun geçmesindeki önemli meselelerden bir tanesi birincisi genelde mesela Binance US'te de öyle oldu. Genelde CEO'luk baş hukuk sorumlusuna verilir.
Bu genel bir durumdur yani. Sadece poligona özel bir şey değil. İkinci olarak poligonun halihazırdaki büyük problemlerinden biri, tıpkı diğer pek çok altcoin'de olduğu gibi, mevcut seç süreci olduğu için buna ilişkin çok daha iyi olabilir. Bu son gelişmeye rağmen Polygon'un yerel token'ı Matic dirençli kalmaya devam et. Abicim dirençsiz kalacak hali yok ya. Tamam biliyorum piyasada ya Phantom Allah'ım ya Rabbim 2021 miydi 22 miydi onu da hatırlamıyorum şimdi. 2024'e gireceğiz neredeyse. Ya çok uzun zaman önce değil ya 2021 sonuydu ya 2022 başıydı. Bir tane çalışan ayrıldı adını da bilmiyorum. O zaman da bilmiyordum zaten. Kimse bilmiyordu. Bir tek iş arkadaşları biliyordur. Bir tanesi ayrıldı. Phantom'un fiyatı düştü. Neymiş? Phantom için çok önemli bir adammış. Adını daha önce duyduysan adam değilim yani. Coin'in fiyatları FUD haberle patır 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 döküldü. Halbuki ne gerek var yani? Saçmalık. Bak Twitter'ın zararları işte. Yani düşmesi için bir sebep yok lan. Niye düşecek? Aksine bari yükselsin. Yükselmez de yani. Sonuçta gerekli bir iş yapıyor adamlar. Koruduğu seviye olan 55-58 sent civarında işlem görmeye devam ediyor. Bu yazıyı yazarken Matic son 24 saat içinde %3,5'luk bir artışla 58 sentten fiyatlanıyor. Canaan'in poligonun günlük operasyonlarından uzaklaşma kararı dikkat çekiyor. Ayrıca kilit isimlerin mevcut projelere bağlılıklarını sürdürürken sıklıkla yeni yollar keşfettiği kripto para sektörünün dinamik doğasını yansıtıyor. Poligon gelişmeye ve uyum sağlamaya devam ettikçe topluluğu ve paydaşları bu geçişin nasıl geliştiğini yakından izleyecek. Evet, aynen öyle. Görevden ayrılmalar. Ya dediğim gibi görevden ayrılmalar bir. Zaten genelde CEO'lar çok uzun kalmıyor. Mesela Phantom'un CEO'su değişti biliyorsunuz az önce konuştuğumuz. O zaman coin'in fiyatı düşmedi ki. Yok CEO önemli değil. Çalışan değişince şey oldu. Polkadot'un CEO'su değişti mesela yakın zamanda 2022'de değişti. Ne zamandı? Haziran mıydı? Öyle bir şey. Kripto para dünyasında görevden ayrılmalar dikkat çekiyor. Buna göre sektördeki güven ve istikrar açısından olumsuz bir işaret olarak görülebilir. Bu tür ayrılmalar finansal durumu ile ilgili olabiliyor. Abicim olabiliyor değil, spekülasyon yaratmayacaksın. Var mı yok mu onu tespit edersin. Bak adamlar sebebini söylüyor sana. Makul mü? Bence makul. Yani farklı bir şey olabilecek ya da şüphe çekecek bir durum yok. Çok da enteresan bir durum da yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.